Karşı yakaya dönen İsa'yı halk karşıladı. Çünkü herkes onu bekliyordu. O sırada Havra yöneticisi olan Yair adında bir adam gelip İsa'nın ayaklarına kapandı. Evine gelmesi için yalvardı. Çünkü 12 yaşlarındaki biricik kızı ölmek üzereydi. İsa oraya giderken kalabalık onu her yandan sıkıştırıyordu. 12 yıldır kanaması olan bir kadın da oradaydı. Varını yoğunu hekimlere harcamıştı ama hiçbiri onu iyileştirememişti. İsa'nın arkasından yetişip giysisinin eteğine dokundu ve o anda kanaması kesildi. İsa, "Bana kim dokundu?" dedi. Herkes inkar ederken Petrus, "Efendimiz, kalabalık seni çepeçevre sarmış, sıkıştırıyor," dedi. Ama İsa, "Birisi bana dokundu," dedi. İçimden bir gücün akıp gittiğini hissettim. Yaptığını gizleyemeyeceğini anlayan kadın titreyerek geldi. İsa'nın ayaklarına kapandı. Bütün halkın önünde ona neden dokunduğunu ve o anda nasıl iyileştiğini anlattı. İsa ona, "Kızım," dedi. "İmanın seni kurtardı. Esenlikle git." İsa daha konuşurken Havra yöneticisinin evinden biri geldi. Yöneticiye, "Kızın öldü," dedi. "Artık öğretmeni rahatsız etme." İsa bunu duyunca Havra yöneticisine şöyle dedi. "Korkma, yalnız iman et. Kızın kurtulacak." İsa adamın evine gelince Petrus, Yuhanna, Yakup ve kızın annesi babası dışında hiç kimsenin kendisiyle birlikte içeri girmesine izin vermedi. Herkes kız için ağlıyor, dövünüyordu. İsa, "Ağlamayın," dedi. "Kız ölmedi, uyuyor." Kızın öldüğünü bildikleri için İsa ile alay ettiler. O ise kızın elini tutarak, "Kızım, kalk," diye seslendi. Ruhu yeniden bedenine dönen kız hemen ayağa kalktı. İsa kıza yemek verilmesini buyurdu. Kızın annesiyle babası şaşkınlık içindeydi. İsa olanları hiç kimseye anlatmamaları için onları uyardı.